ey yücelerden yüce! Yolumuz üzerine serip sergilediğin, sonra da bizi görmeye davet ettiğin meşherlerini, en mükemmel şekiller halinde sarıp sarmaladığın, en bedi, en çarpıcı sanat eserlerini ve sana ait gizli güzelliklerin tecellileri olarak binbir renk cümbüşü haline getirip ve yine senin bir sanat mecbuan olan tabiatın sinesine yerleştirdiğin, o gözleri kamaştıran, başları döndüren resimlerin en parlağı, en mevzunu ve birbirleriyle fevkalade tenasüp içinde bulunan eşya ve hadiseleri seyredip, kaleminin sesinde ve o kalemle yazıp ortaya koyduğun kitabının ahenginde seni görüp, seni duyup ruhumuzla kanatlanırken, isimlerinin ışığı altında açılan menfezlerden görülen bütün nizam ve ahenklerin müşahede edilen umum renk ve suretlerin, her tarafta duyulan ses ve namelerin ve bu seslerden meydana gelen koro ve senfonilerin menbaına gözlerimiz takıldı. Gönüllerimiz o her şeyin kaynağı olan yüce alemlerin esrarıyla kendinden geçti. Kalp ve iman gözüne açılan o ayrı ayrı pencerelerden öteleri seyret alıp, gönüllerimizdeki tuğba Cennet çekirdeğinin bir ağaç halindeki asli hüviyetini müşahedeye cüret ettik ve ötelere, ötelerin de ötesine uzayıp giden çok uzun, çok çetin fakat çok zevkli bir seyahate yeltendik. Bunu yaparken de beyanını ruhumuza rehber eğleyerek, isim ve sıfatlarının aydınlatıcı tayfları altında ve yine yol yol sonsuzluğa giden nurdan hakikatlerle kanatlanıp yollara döküldük. Kelamında anlatılıp resmedilen, en ince teferruatına kadar haritası çizilen, nihayet bir kutlunun miracıyla bütün bütün kapıları açılıp her marifet erinin gönlündeki arşiyeleriyle o alemlere yükselme imkanı doğan işte böyle bir ulu seyahatte haddimizi aşıp esrarlı kapılarının haddimizi aşıp esrarlı kapıların tokmağına dokunduysak edep ve erken bilmeyen ham ruhlarımızın görgüsüzlüğüne vererek bizi bağışlamanı diler affına sığınırız Ey bizleri varlığa erdiren ve var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli yüce yaratıcı. Bu koskoca kainatları bir kitap gibi önümüze seren sen. Bu koskoca kainatları bir kitap gibi önümüze seren sen. Onun esrarını vicdanlarımıza duyuran sen ve vicdanlarımızı lahuti esrarının mevcelenip geldiği iklime bir sahil yapan da yine sensin. Sen bizleri var etmeseydin bizler var olamazdık. Bu muhteşem kainatları bir kitap gibi önümüze açıp, yüce teşrifatçı ve tarif edicilerinle anlatıp şerh etmeseydin, seni bilemeyen, gönlünün enginliklerine eremeyen cahiller güruhu olarak yıkılıp gidecektik. Lütfedip de kâmetlerimize göre kendini bize anlatmasaydın, harici dünyalarla vicdanlarımız arasında irtibatlar temin ederek, zat-ı uluhiyetin adına bildiğimiz ve bileceğimiz şeyleri tutup yakalayacak, şekillendirip istikamet verecek ve ilmi ilim, marifeti marifet yapan o ilk tasdik edeceği ruhumuza yerleştirmeseydin, nereden bunları ve seni bilecek ve yoluna hayranlık duyacaktık? Bizler senin kapının boynu tasmalı kulları, vicdanlarımıza aksedip duran parıltılarda senin varlığının ziyasıdır. Biz neye maliksek, senin vergin, senin atağındır. Bunu bir kere daha ilan ediyor, kapının azat kabul etmez kulları olduğumuzu itirafla ahdü peymanımızı yenilemek istiyoruz.'' Zikri, fikri, ruhlara itminan veren gönüller sultanı. Senin öğrettiğin ve ruhlarımıza duyurduğun şeyleri, gönülleri gönüllerimiz gibi ölü ve derbeder olanlara ulaştırmak için, yer yer eşya ve hadiselerin dolapları içine girerek, zaman zamanda benliğimize dönerek, olup biten şeylerden ve bu umumi gidişattan senin varlığına bakan pencereleri, senin huzuruna yükseltecek yolları araştırıp tespite çalıştık. Zat-ı uluhiyetini ve perdesiz, manisiz seninle görüşeceğimiz o mutlu günü muhtaç gönüllere duyurmak isterken, en saf ve en duru ifadelerin resim ve nakşettiği yüce hakikatlere bağlı kalamadık. Kışırda kalmış ve gönlünü şu alemin suri güzelliklerine kaptırmış bir kısım ham ruhlara bir şeyler anlatabilme düşüncesiyle, mücerredin kutsi cidarlarını sarsarak, müşahhasa ve maddeye yahşiler çektik. Belki de en açık hakikatleri saffete asliyesi içinde sunamadığımızdan cürümler işledik. Heva ve hevesimize hizmet ettik. Hata ettiysek sana gelirken ve başkalarına yol göstermeye çalışırken ettik. Kusur yaptıysak senin yolunda yaptık. Hata daima hata, kusur da daima kusurdur. Kalplerimiz ürperti içinde, ruhlarımız iki büklüm. Boyunlarımızda tasma, vereceğin hükmü bin canla intizar etmekteyiz. Bunu derken de biliyoruz ki, senin sonsuza kadar uzayıp giden rahmetin her zaman gazabının önünde olmuştur. Senin lütuflarını idrak etmiş kapı kullarına kusurun yaraşıp yakışmadığı muhakkak. Ama affın sana çok yakıştığını söylememize lütfen müsaade buyurun. Evet sultanım. Sultana sultanlık, nitekim gedaya da gedalık yaraşır. Şimdi bizi bağışlarsanız, ötelere seyahat hakikatini sinelerimizin en müstesna yerinde muhafaza ederek, yeniden senin şu kainat kitabının sayfalarını karıştırmak, yeni bir seyahat mülahazasıyla upuzun mütalalara dalmak, seni anlatan dellalları dinlemek ve sana ait namelerle kendimizden geçmek istiyoruz. Bezmine ulaşmak isteyen muhtaç ve derbederlere kol kanat lütfederek onları vuslatınla dilşah